Merhaba. Hoş geldiniz. Ben bir çapa makinesi alacaktım. Çapanın iyisini Emin usta bilir. Merhaba. Hoş geldin. Emin ustam, çapanın iyisi ne olmalı? Ne diyeyim be yeğen? 10 işçinin el emeği, 3 hayvanın var gücüyle yaptığını tek başına yapmalı. Çapalama makinesi köyünün her türlü ihtiyacını karşılamalı. Tarlada, bahçede, çift sürerken aslan gibi çalışmalı. Kanal da açmalı, kazmalı da. Gereğinde yaş, kuru, sert, yumuşak, toprağı kum gibi ufalamalı. Gidonu döner, manevrası rahat olmalı. Gerektiğinde sıra içinde, gerektiğinde bir ağacın etrafında dolanıp durmalı. Şimdi bak yeğen, bu çapa makinesi ufak alanda da, dar alanda da rahatça çalışmalı. Geniş araziden kaçmamalı. Süs bahçesi, meyve ve sebze bahçesinde iş yapmalı. Düzde, engebede rahatça çalışmalı. Sadece bellemede değil, nakliye de olarak kullanacaksın. Odununu, buğdayını, samanını koyacaksın, yüke bana mısın demeyecek. Gereğinde yemini, gübreni koyacaksın. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlarını da içine bindireceksin. Düzde, engebede işine bakacaksın. Ve keçi gibi tırmanmalı. Sulama da yapacaksın, ilaçlama da. Odun da keseceksin. Kısaca sen çalışırken o sana kazandıracak. Bak yeğen, bir kişi kendi işini kendi yapmalı. Çapa yapanı yormamalı. Köylüm rahat etmeli. Gece gündüz çalışmalı. Gerektiğinde yengem de dedem de arkasında rahatça çalışmalı. Çaylar geldi. Sağ ol. Yakıtı düşük olmalı. Sarfiyatı da idareli olmalı. Çalışırken sahibine kazandırmalı. Bakımı iyi yapıldığında tük etmemeli. Markası da kendi gibi güçlü, uluslararası güvene sahip bir marka olmalı. Kalitesi iyi olmalı. Servisi yaygın olmalı. Garantisi güzel olmalı. Ama hem ucuz hem de ehven olmalı. Köylüm aynı işi yapan daha ucuz makine varken cebinden niye fazla para ödesin ki? Tamam ustam. Ben şimdi hangi çapa makinesini alacağımı biliyorum. Heh, işte bu kadar. Dağda, tarımda, serada, bağda, bahçede, zeytinliklerde, sebze, meyve ve narenciyede, her zaman, her yerde. Hyundai.